Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde sanal robot uygulaması olan eRobot ile bir şekil çizeceğiz. Bunun için artıdan yeni bir proje başlatıyoruz. Ve açılan sekmede ikinci seviyeyi seçip buradan program başladığında öncelikle sanal robotumuzun şöyle biraz daha büyütelim. Sanal robotumuzun ekranında ışıklarını bir ayarlayalım. Işıkları yanıp sönsün. Şöyle. Bunu seçtim. Ardından sanal robotum 30 derece şöyle sola doğru hafif bir dönüş yapsın. Evet, burada sağ seçide bakın tıklıyorum. Hemen solu seçiyorum. Ardından derecesini 30 olarak ayarladım. Sola dönüş yaptıktan sonra sanal robotumuz bir şey çizmesi için şuradan kalemi indir, bloğumu yerleştirdim. Şimdi kalemle bir şekil çizsin istiyorum. Bir kalp çizdirmeye çalışacağız dersimizde. Bunun için 30 derece dönüş yaptıktan sonra belli bir adım ilerlesin. Commands kısmından ilerleme bloklarını aldım. Burada 64 santim ilerlesin öncelikle. 64 santim ilerledikten sonra bir döngünün içerisinde 3 defa tekrarlamasını sağlayacağım. Onun için repeat bloklarını alacağım. Şöyle bu aşamayı 3 kere tekrarlayacak. 3 adım. Önce 60 derece dönsün. Sağa doğru 60 derece dönecek. Ardından 16 santim ilerlesin. Bunu yaptıktan sonra yine bir dönüş yapsın. Bu defa hafif sola doğru 120 derece dönüş yapsın. Bir test edelim isterseniz. Şöyle. Biraz küçültelim alanını. Evet, dönüşümü yaptı. Şimdi üst kısmını çiziyor. Evet, dönüşümü yaptı. Şimdi burada yaptığının tam şunu tekrar edecek bu aşamada. İleri gidecek. Sonra 60 derece dönüş yapacak. Bu defa şu blokların aynısını ancak önce ilerleme, daha sonra dönüş bloğunu yerleştireceğiz. Bunun için kontrol bloklarından yine tekrarlama bloklarını alıyoruz. Buraya da 3 diyorum. 3 defa tekrarlaması için. Ardından ilerleme bloklarından 16 santim ileri gitsin ve 60 derecelik bir dönüş gerçekleştirsin. Böylece burada yaptırmış olduğum çizimin simetrisini buraya çizmiş olacak. Hemen ardından bunu gerçekleştirdikten sonra bir dönüş yapması gerekiyor. Şunu 60 derece olarak ayarlayacaktım. Evet. Bunu sağladıktan sonra artık tam şu hizada olacak ve ondan sonra şurada geldiği mesafeyi 64 santim yine ilerleyecek. Şöyle alalım. Hemen buraya 64 yazıyorum. Ve daha sonra hafif bir dönüş yaparak
Çalışmayı tamamlayalım. Bakalım şimdi. Yine başlangıç konumuna getirelim. Evet, şimdi bunu bir kere daha tekrar edeyim. Bu defa hızlı modda çalışsın. Bakalım. Evet, bu şekilde bakın kalbi çizmiş oldu. Şimdi yöne bu tarafa bakarken bir tane de buraya çizebilir aynısını. Veya daha küçük istiyorsak bu ilerleme yerlerini biraz daha küçültebiliriz. Örneğin bunu 32 yapayım. Yaptık. Diyelim ki burada 8 santim olsun. Şuraları 8 santim yapıyorum bakın. Bunu da 32 yaptığım zaman bir bakalım şimdi. Evet, buraya da küçük bir tane çizdim. Bu şekilde sizler de şekillerinizi çizdirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.